Amerikan hisseleri destekleyici makro verilere rağmen kar satışlarıyla geriledi. Büyümenin güçlü olduğunu ve enflasyonun gerilediğini teyit eden verilere ve Amerikan tahvil faizlerindeki sert gerilemeye rağmen hisse senetlerindeki kayıp teknik olarak kötü bir sinyal. Apple, Google, Meta, Microsoft ve Tesla gibi teknoloji devleriyle Nvidia dışındaki çip üreticileri satış dalgasında başı çekiyor. Önceki dönemlerin tersine geri çekilmelerde alıcı gelmemesi dikkat çekiyor. İddialı Çin büyüme hedefini arkasına alan Asya borsaları ise pozitif ayrışmaya devam ediyor. Borsa İstanbul, dünyadan bağımsız kan kaybetmeyi sürdürüyor. Rezerv kaybında hızlanma, Türk lirasının zayıflığı ve CDS seviyesindeki yükseliş Borsa İstanbul'u baskılıyor. Sabah açılışta tepki alışıyla toparlanan endeks, öğleden sonra gelen satışlara dayanamayarak geriledi. Hisse bazında ayrışmanın öne çıktığı satış dalgasında Aselsan, Emlak GEO, Ereğli, Petkim, Şişecan ve Yapı Kredi başı çekiyor. Arçelik, Coca-Cola içecek, Migros, Sasa, Tofaş Fabrika, Tüpraş ve Türk Telekom ise pozitif ayrışıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışı işaret ediyor. Merkez Bankası'nın aylık kredi büyümesini %2'ye düşüren sıkılaştırma hamlesi, büyümeyi baskılayan ve Borsa İstanbul için negatif bir adım. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 8.760 ve 9.000. Türk Lirası'nda son dönemde hızlanan değer kaybına ve döviz piyasasında alış ve satış arasında makasın açılmasına karşın miktarsal sıkılaşmanın ne kadar etkili olacağına emin değiliz. Enflasyonun seyri ve kurdaki yükseliş Merkez Bankası'nın faiz artırmaya devam etmesini gerektiriyor. Açıkladığı güçlü rakamlara rağmen Ford pozitif tepki vermesini beklemiyoruz. Hisse bu olumlu gelişmeleri büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Şirketi beğenmeyi sürdürüyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler BİM, TAV, Tüpraş ve Türk Telekom dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.